ve sonunum akciğerlerden kan ile atmosfer havası arasında yapılan oksijen ve karbondioksit alışverişidir. Şurası alveol arkadaşlar. Şurası kan. Kan ve hücreler. Kandaki karbondioksit gazının alveolleri, alveollerdeki oksijenin ise kana geçmesi olayına dış solunum adını veriyoruz. Solunum organı ve kan arasındaki kan alışverişi. Kan içindeki oksijenin doku hücrelerine, doku hücrelerindeki karbondioksitin ise kana geçmesi olayına ise iç solunum adını veriyoruz. Daha sonra hücre içine giren bu oksijenin mitokondrilerde besin maddesinin oksidasyonunda kullanılması olayına ise karbondioksit artı su artı ATP, buna da hücre solunumu adı verilir. Nedir solunum sisteminin görevi? Oksijen alıp karbondioksiti atmak. Kan pH'sını dengelemek. Bildiğimiz gibi karbondioksit asidik bir madde. Asiti atıyor, yerine ne alıyor? Oksijeni alıyor ve böylece kanın tamponlanmasında görev almış oluyor. Konuşmaya yardımcı. Nefes verirken arkadaşlar konuşuruz. Ses telleri titreşir. Dilimizin de dişlerimize teması ile ses çıkar. Mikroplar için bir savunma hattı oluşturur. İçinde mukus ve kıllar burunda. Soluk borusunda siller bulunur. İçeri giren havanın ısıtılması kılcallar aracılığıyla, nemlendirilmesi mukus aracılığıyla gerçekleştirilir. Aynı zamanda da biz ağızdan da soluk alışverişi yapıyoruz. Onu da buraya yazalım. Şurada arkadaşlar yutak var. Soluk borusu. Daha sonra iki kola ayrılan bronş dediğimiz yapılar var. Bronşlar akciğere girdikten sonra çok küçük borucuklara ayrılır. Bronşçuklar var. Bronşçukların ucunda alveol adı verilen yapılar var. Bir de şurada diyafram adı verilen çizgili bir kas var. Üst solunum yollarımız burun, yutak, boğaz, larynx, bir de gırtlak var arkadaşlar. Onu da temsili olarak şuraya gösterelim. Üst solunum yollarını ifade eder. Alt solunum yollarımızda soluk borusu, bronş, bronşçuk ve alveoller var. Aynı zamanda akciğerlerin en dış kısmını örten, çift örtüden oluşan, zardan oluşan plövra adı verilen bir zar var. Evet, burun boşluğu arkadaşlar solunum sisteminin giriş noktası. Burada burnumuzda kıllar var. Bu kıllar sayesinde solunum havası süzülür. İçindeki tozlar, pislikler, mikroplar tutulur. Ve buradaki mukus sayesinde hava nemlendirilir. Ve böylece akciğerlere nemli havanın gitmesi sağlanır. Aynı zamanda burun boşluğumuza doğru uzanan kılcal kan damarları var. Bu kılcallar sayesinde ise solunum havası ısıtılır. Böylece akciğerlere sıcak hava gitmiş olur. Yutaktan sonra gelen kısım gırtlak, ses kutusu olarak da isimlendirilir. Dıştan içe doğru en dış kısmında bağ doku bulunuyor ki organlarımızın dış kısmında bağ doku var, ancak bunun içinde kıkırdak bulunuyor. Kıkırdağın bulunma nedeni nefes alırken gırtlağın kapanmasını engellemek, yani gırtlağın devamlı açık kalmasını sağlamak. İçinde ses telleri bulunuyor. Bu teller sayesinde ses çıkarabiliyoruz. Soluk havası verilirken ses çıkar. Ses telleri bununla titreşir. Nefes alırken ses çıkaramayız. Onun hemen altında ise soluk borusu bulunmakta. Soluk borusuna baktığımızda en dış kısmında yine bağ doku bulunmakta. Onun hemen altında gırtlakta da olduğu gibi kıkırdak doku bulunuyor. Ancak buradaki kıkırdağın bir farklılığı var. Kıkırdak C harfi şeklinde. Yani şurada gri gördüğünüz kısım kıkırdak dokuyu oluşturuyor. En içte ise epitel doku bulunur. Şurada ise küçük bir bölgede düz kaslar. Neden kıkırdak C harfi şeklinde? Bunun nedeni şu: hemen arkasında yemek borusu var. Yemek borusuna genişleme imkanı tanımak için. Şurası peristaltik hareketlerle besini mideye doğru iletecek olan yemek borusu olsun ve genişliyor gördüğümüz gibi. Genişleyebilmesi için de soluk borusunun tam olarak kıkırdak değil C harfi şeklinde oluşması sağlanmış. Böylece de yemek borusuna genişleme imkanı tanınmış oldu.
Akciğerler iki örtü ile örtülmüştür. Bu yapı plövra zarı olarak adlandırılır. Bunun içinde ise bir sıvı var. Bu sıvıya da plövra sıvısı denilir. Akciğerler, iki akciğerimiz birbirinden farklı lob sayısına sahiptir. 1, 2 ve 3 bu sağ akciğer, sol akciğer ise 2 lobdan oluşur. Bunun nedeni 3. lobun yerinde kalbin olmasıdır. Alveoller havayı aldığı için kanın sıvı yani su kaybetme tehlikesi var. Bu yüzden de biraz su kaybını engellemek için tıpkı bitkilerdeki kütükula gibi buraya lipid konulmuş, yani lipid ve protein bileşiminden meydana gelen bir lipoprotein yerleştirilmiş. Lipid bildiğimiz gibi hidrofobik bir madde, suyun geçişinde engel teşkil ediyor. Sonuçta bir lipoprotein molekülü oluşuyor ki buna da biz sürfaktan adını veriyoruz. Böylece damarların içinden suyun kaybı minimize edilmiş olunuyor. Sürfaktan sayesinde lipid özelliğinden dolayı ise alveoller daha yumuşak hale geliyor. Alveoldeki yüzey gerilimi azalmış oluyor ve böylece şişen alveoller havayı da boşaltabiliyor ve akciğerin böylece de sönmesi engelleniyor. Aynı zamanda sürfaktan sayesinde akciğerler daha esnek hale geliyor ve havayı atarken de bu esnek özelliğinden dolayı daha az kas gücü harcanmasına neden oluyor. Evet arkadaşlar, soluk alma mekanizmasında diyafram kasılır. Diyafram kasıldıktan sonra şurada gördüğümüz gibi düzleşiyor. Diyafram iki tane boşluğu birbirinden ayırır. Bu boşluklardan bir tanesi göğüs boşluğu, bir diğeri ise karın boşluğu. Şurası göğüs boşluğumuzun hacmini temsil etsin. Soluk aldığımız zaman diyaframın düzleşmesiyle birlikte gördüğümüz gibi, bakın, normalde diyaframımız kubbemsi bir şekilde bulunuyordu. Akciğer hacmimizin şu çizgiler üzerinden gittiğimiz zaman bu şekilde olduğunu görüyoruz. Ama diyafram düzleştiğinde göğüs boşluğu hacmimizde bir artmanın olduğu görülür. Göğüs boşluğumuzun hacmi arttı. Diyafram düzleşti ve gördüğümüz gibi de göğüs boşluğu iç hacmi artmış oldu. Tabii bu iç hacmin artmasında aynı zamanda kaburgalar arası kasların kasılması da var. Böylece hem enlemesine hem de boylamasına göğüs boşluğunun iç hacmi artmış oldu. Bu iç hacmin artması iç basıncın azalmasına neden olur. Çünkü basınçla hacim ters orantılı. O halde V göğüs, yani göğüs boşluğu iç hacmi arttı. P göğüs, o da ne oldu? Azaldı. Karın boşluğuna geçtiğimiz zaman bu sefer karın boşluğunun hacmi azalmış oldu. Karın boşluğunun basıncı artmış oldu. Sonuçta akciğerler genişleyecek, bakın şu şekilde. Ve bu genişlemeyle birlikte akciğerlerin iç hacminin de arttığını görüyoruz. O halde V akciğer, akciğer iç hacmi artar. Hacim artınca basınç azalıyordu. O zaman P akciğer azaldı ve bu azalmayla birlikte atmosfer basıncı akciğer basıncından daha fazla olacağı için soluk havası akciğerlerin içine doğru girecektir. Soluk alma mekanizması aktif bir olay mı? Evet, aktif bir olay, çünkü bu olayın gerçekleşmesi için enerji harcanmaktadır. Aktif bir olay, enerji harcanır, diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılır. Böylece göğüs boşluğu iç hacmi artar, iç hacim artınca iç basınç azalır. Soluk verme pasif bir olaydır ve bu olayda da enerji harcanmaz. Bunun tam tersi. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Diyafram gevşer. E ne oluyor o zaman bunlar gevşeyince? Göğüs boşluğu daralır. Yani iç hacmi azalır. İç hacim azalınca hacimle basınç ters orantılıydı. İç basıncı da artacaktır. Karın boşluğu bu sefer iç hacmi artıyor. İç basıncı azalıyor. Akciğerler bu sefer daralır. Çünkü göğüs boşluğu iç hacmi azaldı. Ve akciğerler sıkıştırıldı. Bu sıkıştırmayla birlikte akciğerin iç hacmi azaldı. Ve akciğer iç basıncı artarak P akciğer
P atmosferden daha fazla olduğundan dolayı soluk havası atmosfere gönderildi. Şuna dikkat ediyoruz. Nefes verme pasif bir olaydır. Nefes alma aktif bir olaydır. Nefes vermede enerji harcanmaz. Nefes almada da enerji harcanır. Ama nefes vermenin daha pasif bir olay olmasının bazı nedenleri var. Onlardan bir tanesi göğüs boşluğundaki daralmayla birlikte akciğerlerdeki geri yaylanma basıncı da etkilidir. Bu basınç akciğerin yapısındaki elastik lifler, bu liflerin uzayıp tekrar eski halini alması gerekiyor. Bir balonun şişmesi gibi düşünün. Balonu şişirdiğimiz zaman ve bıraktığımızda balon tekrar eski halini alıyor içindeki havayı boşaltarak. Akciğerlerdeki elastik lifleri buna benzetebiliriz. Aynı zamandaki pleura boşluğundaki sıvı tabakasının meydana getirdiği yüzey gerilimi de geri yaylanma basıncında etkilidir. Alveollerdeki esneklik de yine nefes vermeyi kolaylaştırıyor. Bu yüzden de nefes verme almaya göre daha pasiftir. Evet, bazen soruyorlar akciğerlerde kas var mı diye. Akciğerlerde yoğun elastik lifler vardır. Eğer akciğerlerde yoğun kas olsaydı çok fazla genişleyemezdi. O yüzden de kas değil yoğun elastik lifler bulunmaktadır. Peki solunum merkezlerimizi ne uyarır, ona bir bakalım. Soluk alışverişinin hızı ve şiddeti, hayati organları denetleyen omurilik soğanı ve solunum merkezlerini denetleyen ponstaki sinirler tarafından gerçekleştirilmektedir. Solunum hızını ne etkiler? Kandaki karbondioksit miktarının artması ki bunun atılması gerekiyor. Bu yüzden de solunum merkezleri uyarılır ve kandaki karbondioksit atılması için soluk alışverişi hızlandırılır. Kandaki karbondioksit artarsa kan pH'sının azalması olur. Yani kanın asitliğinin artması. Yükseklere doğru çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı azalır ve birim zamanda kana geçen oksijen azalacağı için daha fazla oksijen almak adına soluk alma derinliği ve hızı artırılır. Adrenalin ve troksin gibi metabolizmayı hızlandıran hormonlar soluk alışverişini hızlandırır. Vücut sıcaklığının artması ve sempatik aktiviteler soluk alışverişini hızlandırır. Parasempatik sinirler ise tam tersine yavaşlatır. Yalnız dikkat edeceğimiz bir nokta var, o da şu. Kandaki oksijen miktarının solunum hızı üzerinde pek bir etkisi yoktur. Ancak kandaki oksijen aşırı düşerse ki çok yüksek rakımlarda olduğu gibi o zaman solunum merkezleri uyarılır. NŞA'da solunum merkezlerini uyaran oksijen değil karbondioksit. Suni teneffüs yapmanın amacı şu. Kişinin vücuduna, kanına karbondioksit vermektir. Böylece bu kişinin kanındaki karbondioksit oranı artacağından dolayı kişinin sinir sistemindeki omurilik soğanı uyarılır. Omurilik soğan da solunum merkezlerini harekete geçirerek soluk almayı gerçekleştirir. Yani demek ki amaç kandaki karbondioksit artırıp omurilik soğanının uyarılmasını sağlamakmış. Peki yükseklere doğru çıkıldıkça neler olur? Hemoglobin miktarı, arkadaşlar yükseklere doğru çıkıldıkça kana geçen oksijen miktarı azalacaktır. Bu yüzden kanda karbondioksit miktarı artacak ve sonuçta ise solunum merkezleri soluk alma derinliğini artırmaya başlayacak. Buna da mütakiben soluk alıp verme hızı ve dolaşım sistemi de hızlandırılarak kana daha fazla oksijen geçmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Ancak yine yetmeyeceği için bu sefer böbreklerden ve karaciğerden eritropoietin hormonu salgılanacak. Bu da kırmızı kemik iliğini uyarır ve kandaki alyuvar miktarını artırır. Alyuvar miktarının artırılmasıyla da hemoglobin sentezi artar. Ve sonuçta uyum sağlanmaya çalışılır. Ancak bunların içerisinde yine kan basıncı da artacak. Omurilik soğanının uyarılma hızı artacak. Kişinin buna dikkat ediyoruz. Bazal metabolizması da artacak. Çünkü yaşaması için ekstra efor sarf ediyor. Kırmızı kemik iliği eritropoietinle uyarılıyordu. Normal bir soluk alışında kana geçen oksijen miktarı da düşmüş oluyor. Evet, bu tür grafiklerde arkadaşlar nelere dikkat edeceğiz. Bakın şurada egzersiz durumunda dokular, dinlenme durumunda dokular ve akciğerlerde var. Şu anda egzersiz durumundaki dokuları inceleyelim. Egzersiz durumundaki dokularda bakın
Ne demiş? Hemoglobinin oksijen doygunluğu. Ne demek bu? Bakın şu kadarlık bir oksijen var hemoglobinde. Egzersiz durumunda kandaki oksijen harcanmıyor mu? Harcanıyor. O zaman hemoglobinler oksijene doygun olmaz ki. Bu yüzden de düşük olacak. Bakın dinlenme durumuna geçtiğimiz zaman dinlenme durumunda bakınız 70 civarındadır. Çünkü dinlenme durumunda çok fazla efor sarf etmiyoruz. Çok fazla oksijen harcamıyoruz. Harcamadığımız için de oksijenlerin belirli bir kısmı hemoglobinle beraber kalır. O yüzden doygunluğu daha yüksektir. Akciğerlere geldiğimiz zaman arkadaşlar bakınız yani neredeyse 100'e doğru gelmiş. Akciğerlerden kana oksijen geçtiğine göre bu oksijen hemoglobinle buluşur. Bu yüzden de hemoglobinlerin oksijen doygunluğu yükselmiş demektir. Burası oksijen kısmi basıncını gösteriyor. Oksijen kısmi basıncı kanda düşükse demek ki kanda oksijen az demektir. O zaman da hemoglobinin oksijen doygunluğu az anlamına gelir. Bakın dinlenme durumunda kandaki oksijen kısmi basıncı diğerine göre daha yüksek. Daha yüksekse diğerine göre kanda da daha fazla oksijen olması lazım. Oksijen de kiminle taşınıyor? Herhalde ben taşımıyorum bunu. Kim taşıyacak? Hemoglobin taşıyacak. O zaman hemoglobinin oksijen doygunluğu daha yüksek olacaktır. Arkadaşlar burada karbondioksite bağlı olarak verilmiş. Size bir ipucu vereceğim. O da şu. Şurası normali gösterir ortadaki eğri. Eğer sağa doğru gittiği zaman buradaki dikkat edin oksijenin hemoglobin tarafından tutulması veyahut da hemoglobinin oksijen doygunluğunun azaldığını göreceğiz. Yani şuradan bir çizgi çizecek olursak bakın ne kadar oluyor? Takriben ne diyelim? 75 olsun. Aynı kısmi basınca baktığımız zaman bakın burada demek ki daha az oksijen harcanmış. pH'yı yükselttiğimizde o da şuraya geliyor bakınız. Daha fazla oksijen var demek. Yani P karbondioksit 80 mm civa görüyorum orada. 80 mm civa olduğunda kandaki oksijen az demektir. Demek ki kullanılmış. Kullanıldığına göre hemoglobinin oksijen doygunluğu az demektir. O halde eğri sağa kayarsa aktivite yapılmış yani oksijen harcanmış. Çok harcandığına göre hemoglobinin de oksijen doygunluğu doğal olarak azalmış olacaktır. Ama bunun tam tersine eğri sola doğru kayarsa, eğer eğri sola kayarsa hemoglobinin oksijen doygunluğu azalmıştır. Bu da aktivitenin, metabolik aktivitenin yavaşladığını bize gösterecek. Yine benzer bir durum burada var. Bakınız oksijenin kısmi basıncı vücut sıcaklığı ile hemoglobinin oksijen doygunluğu kıyaslanmış. Dokularda pH'ın azalması yani yüksek karbondioksit eğriyi sağa kaydırır. Bu da yüksek karbondioksit oksijenin çok harcandığı anlamına gelir. Oksijen az demektir. Anemi de zaten alyuvar miktarı az. Alyuvar az olunca da taşınan oksijen az olacak. Bu da eğriyi yine sağa kaydıracak. Vücut ısısının artması yine metabolizmayı hızlandıran bir faktör. Metabolizma da hızlandığı zaman eğri yine sağa kayacak. Çünkü oksijen yine harcanmış olacak.